giving to the lesser fight. Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne. Hoş geldin dostum, nasılsın? Görüşmeyi unutmuşsundur umarım. Her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte mağara arasını biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tek hesaplaşma. Çalıların fazla olduğu bir harita. Orada Cordelia Savaşçısı'nı 1000 kupa yapan arkadaşımızı izleyeceğiz. Bundan önce Fırtınalı Çayır'da 1000 kupa Cordelia yapan Swears'i izlemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu arkadaşımız komple çalı olan bir haritada Cordelia Savaşçısı'nı 1000 kupa yapmayı başardı. Bizlere videosunu gönderdi. Videosunu izleyeceğiz sizlere birlikte. 993 kupaydı. Kayda başlamış. Başladıktan sonra da maçları böylece oynamış. Hatta canlı maç izleyeceğiz. Yani canlı oynamış olduğu maçı kendi gözünde izleyeceğiz. Evet, buraya kadar hızlı hızlı gösteriyor. Çok fazla boğa var. Shelly var. Şu an evet aynen öyle. Kendi ekranında izliyoruz. Birazdan yavaşlatır diye düşünüyorum videoyu. Bakalım. Aynen şu an yine hızlı gidiyor. Hızlı mı izleyeceğiz bilmiyorum. Artık o şekilde gönderdiyse ona yapacak bir şey yok ama. Yukarıda Shelly var. Acaba hani önemli anları yavaşlatır büyük ihtimal. 10 dakika video ayarladığına göre. Süperim doldurdu üstteki Shelly'den. İçeride boğa var zaten. Aşağıda başka bir firma geliyor. Evet şu an yavaşlattı. Süperini Shelly'ye attı görmüş olduğunuz gibi. Gayet iyi. Aksesuarda zıplama aksesuarı. Bakın bu da çok önemli. Zıplama aksesuarını kullanıyor. Ha tamam. Vallahi çok güzel ayarlamış videoyu bu çocuk. Vallahi hani yani insanları sıkan ya da böyle beklemesi gereken yerleri hızlandırmış. Onun dışında normal yavaş olarak oyunu devam ettirtiyor. Şimdi şöyle. Cordelia Savaşçısı'yla en dikkat etmeniz gereken şey. Süperi kime ne zaman atacak olduğunuz. Bunu ayarlayabildiğiniz zaman artık işler tamamlanmış olacak. Bakın aşağıdaki mantarları da aldı. Şimdi zıplama aksesuarı değil de aksesuarı olsaydı nasıl olurdu sizce? O atladı onun üstüne. Aa iyi vurmadı birbirine. Vallahi Shelly'den inanılmaz bir güven. Shelly'den inanılmaz bir güven. İnanılmaz bir güven. İnanılmaz bir güven. Vay canına. Acaba tanıyorlar mı birbirlerini? Diğer aksesuar olsaydı daha mı iyi olur diye düşünüyordum ama yok. Bence şu an hani bu bayağı avantajlı oldu. Yukarıdaki boğa da görüyor zaten bizim Cordelius'u. Çok güzel, çok güzel oynadı şu an. Hala birbirlerini satmadılar. İnanılmaz bir vefa. İnanılmaz bir vefa. Boğa neyle dönüyorum bro? Aksesuar var zaten şu an. Bir şey diyeyim mi? Yani uzun zamandır izlemiş olduğum en güzel maç diyebilirim. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok zevkliydi. Vay canına. 1000 kupa maçını başa koymuş. Süper lan. Harika. Vallahi bu çocuğumu göndermiş olduğu videoyu ben çok beğendim. Çok güzel video göndermiş cidden. Şimdi tekrarları falan gösterecektir. Vay canına. 1000 kupa Cordelius. İnanılmaz. Savaş gününü göstermeden direkt video kaydına geçiyor. Dostum vallahi çok iyi ayarlamışsın videoyu. Eline sağlık. İyi ki Discord'dan bana ulaşmışsın. Nasıl bu arkadaşımız bana ulaştı? Discord'a geldi. Ben 8 saat Twitch yayını yaptım. Yayını kapattım. Yazmıştı zaten Discord'a. Abi kayıtlar var falan ama kayıtları paylaşamıyoruz. Ben kaydı aldım zaten. İstersen sana atayım. Tamam nereye yükleyeceğim? Google Drive'a yükle. Nasıl atacağım sana? Özelden bana linkini at. Hop attı. Ben de videoyu açtım. Mis gibi de izliyoruz. İçeride yine boğalar fazlalıkla var. Cordelius yukarıda bekliyor. Hani çalıya direkt girmenize gerek yok. Girmeyin de zaten. Olabildiğince gazın gelmesini bekleyin. Ve bu arkadaşımız şeyi kullanıyor. Aksesuar, zıplama aksesuarı. Hani mermiyi donduran veya rakibin mermi atmasını engelleyen aksesuar değil. Oğlum nasıl böyle şey yapıyorlar? Aa tutmadı. Süperi tutmadı. Süperi tutsaydı çok iyi olabilirdi. Bekliyor hala. Bekliyor. Güzel. Güzel. 500 can. Kaçabilecek mi oradan? Harika oynadı. Son anda kurtulmayı başardı. Sniper inanılmazsın. İnanılmaz oynadı burayı Sniper. Her şey bitti derken. Vay canına. Çok çok güzeldi. Çok güzeldi. Güzel. Sniper'ın takımlaşması gayet hoş. Hani satılmıyor diğer oyuncular tarafından. Bunu iyi ayarlıyor. İçeride boğular Cordelius'ların tehdit olduğunu biliyorlar. O yüzden Cordelius'ları olabildiğince öldürmeye çalışıyorlar. Sonra tam da Cordelius'un üzerinden duruyormuş gibi. Aksesuar atacak mı atmayacak? Aa kesecek onu. Vay canına. Normalde Cordelius böyle bir şey yapmazdı. Bizim Cordelius o şeye o şekilde saldırmazdı ama Zekeriya saldırdı.
Aksiyon attı yine. Sniper hiç aralıklı değil. Çok güzel oyuncu. Ve o karmaşadan çıkıp çalda bekliyor şu an. Şu an bu o bizim Cordelius'u görüyor. Aşağıdan atmayı mı deneyecek? Evet, çok iyi. Süperini görüyor musunuz? Dolduğu gibi hemen diğer bir oyuncuyu atıp hemen konum değiştiriyor. Şu an ya sanki oyuncuları görüyor bir gibi sanki. Ya ne kadar iyi gidiyor. Sanki öbür dünyada olduğunda oyuncuları görüyormuş gibi hemen boşluk yere geçiyor. O rakip oyuncular bizimkini görmüyor gibi sanki. Vay canına lan. Nasıl bir 6.'yiz bu? Çok da güzel konuşlandı. Şu an 3 oyuncu kaldı. Ana! Ya yemin ederim hayretle izliyorum şu an cidden. Zekeriya dışarı atıyor aksiyonu. Ana! Vay anasını lan. Ne kadar güzel maçlar. Evet, Shelly'ler... Ulan bir tane bow yok lan. Lan bu hesaplaşmadan nasıl bir şey? Çok fazla bow olur, çok fazla bilmem ne olur. Ekran telefonda oynandığı için böyle. Kusura bakmayın. Yani ben de büyütmek istemiyorum ekstradan. Siz alanı iyice görün. Hani oyun alanını falan, kupa şeyini falan diye. Shelly'nin adı BG. Süperi dolduruyor, atıyor, bekliyor. Süperi dolduruyor, atıyor, bekliyor. Alan ne zaman daraldı? Daraldığında güzel bir yere geçip bekliyor. Ha şimdi şunu diyeceksiniz. Abisi ışınlanmış olduğu yerde Shelly varsa süperli ne yapacak? Işınlanmış olduğu yerde tam önde bow varsa ne yapacak? Aksiyon atıp yukarı zıplamaya çalışacak. O da ne kadar etkili olur bilmiyorum ama en azından diğer dünyaya çektiğinde süper atamıyor orada. Aa. Yani Allah Allah. Yani niye Shelly saldırmıyor? Yani sniper'a saldırır. Tanıyor mu diyeceğim de. Tanımıyordur bence. Allah Allah. Çok garip. İnanılmaz bir güven var burada gerçekten. Diğer sol videolarından farklı bir şey olabilir. Sniper dostum düşüncelerini yoruma yaz. Yorumlara bakacağım. Senin yorumunu sabitlerim. Yani bu güveni nasıl veriyorsun? Ben çok şaşırdım yani. Ama tanımadığı birine de o kadar dönmez ya. Tanıdığı birine de o kadar dönmez. Hatta insan tanıdığı biriyle daha rahat oynar. Şu an o kadar rahat oynamıyor gibi sanki. Sniper hani biraz daha dikkatli oluyor ya. Yani insan tanıdığı biriyle daha dikkatsiz oynar. Aha. Aa Shelly gidiyor mu? Gitti kanka, Shelly gitti. Demek ki tanımıyor. Uf oğlum Sniper. Niye güzel kondun yüklere. Şu an 4 savaşçı var. Şu an 4 savaşçı var. 3 kaldı, 2 kaldı. Şaka mı bu? Alan hala gelmediği halde bile Cordelius'un inanılmaz ilerleyişi. Cidden çok güzel oynuyor Sniper. Bak hiç riske atmıyor, görüyor musunuz? Vallahi çok güzel oyundu. Müthişti lan. Evet, bir sonraki maç. 3 tane Corde, 1 tane Bull, kalanı full Shelly. 2 tane de altın Shelly. Oha. Yükü alacak. İçeriye girmiyor bak. İşte ben yükü aldım. İçeriye gireyim de falan. Dışarıda milletten süper kasmaya çalışıyor. Bak bu ilk taktiği çocuğun. Bu ilk taktiği, buna dikkat edin. Aşağıda başka bir Shelly var. Onunla da yine süper alışverişi yapmaya çalışacak ama sniper süperini alırken Shelly hiçbir şey alamayacak. Aa aşağıda başka bir Corde var. Ve Corde yardımlaşmasında iki savaşçının birbirini satmaması lazım. Ve buna da güveniyor sniper. Yani bu haritada bu Cordelius'u 1000 kupa yapmak, ne bileyim. Benim çok ilgimi çekti yani. Hayretle izliyorum. Swears mağara arasında boyu yaptığı zaman maçına gelen Cordelius'lar da bir şekilde sona kalmayı başarıyor. Demek ki burada işe yarıyormuş. Vay canına. Hala dışarıda bekliyor. İçeride bir tane Shelly var. Süperini doldursa bile... Aa Shelly Cordelius'e takım olmaya çalışıyor. İçeride avantajı var Shelly'nin ama yine Cordelius'e takım olmaya çalıştı. Oldu da hatta. Solda başka bir tane Shelly görüyorsunuz. Süperi olan. Bizimki içerideki Shelly'ye süperi attı. Şimdi Cordelius yukarıya doğru çıkıyor. Bakalım nerede bekleyecek. Şu an birbirlerini görüyorlar oyunda. Öyle bekliyor. Şu an öyle bekliyor. Ben olsam ne bileyim hani susturan aksesuarı kullanırdım. Bir anda önüne çıktığında aksesuarla vurup kaçabilecek olduğum bir an olsun diye ama sniper zıp zıp kullanıyor. Şimdi şöyle,
Shell'ler mesela o Shell'i şu an Cordelius satmıyor ya. Niye? Cordelius Shell'i alan sonuna kadar taşıyabilecek bir savaşçı. Bak şimdi. Takım olacak ya. Yukarıdaki Shell'le takım oldu. Ama ona onu göremediği için şu an aksiyon atamıyor. Şey süper atamıyor doğal olarak. Aha patlattı yukarıdaki bula. Bulun durumu ne? Bak aşağıda Korde bekliyor şu an. İnanılmaz. Korde'yi aksesuar attı. Aksesuar atmasına rağmen patlıyordu. Patlamadı. Sniper yine son anda kurtardı. Vay canına. Bu aksesuar da yine işe yarıyormuş. Aha Sniper'ın önüne geldi Darkseid. Kimden süper alacak Sniper? 100 canı var. Darkseid bir anda gidebilir. Gitti. Aksesuar geliyor mu? Geldi Sniper. Çok güzel oynadı. Üçüncü oldu burada. Harika. Yine video başa sardı. Arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeyim. Gerçekten ama gerçekten. Dur yanlış sahneye gittik. Gerçekten ama gerçekten çok güzel oynadı. Müthişti. Video çok hoşuma gitti. Yani siz de 1000 kupa yapmak istiyorsanız arkadaşımızın taktiği bu. Zıplayan aksesuar. Ve mağara arasında çok içeriye girmeden sakin bir oynayış. Ve eninde sonunda ortaya çıkan 1000 kupa. Arkadaşımızın toplam kupası kaç? 43.000. Sniper. Şu an 1000 kupa Korda yaptı. Gelin sıralamadan bakalım. Gelin sıralamadan arkadaşımızın hesabına da bakalım. Korde nerede Korde? Bu arada 1700 yapmış Dlogzi Shelly'yi. Bu çocukla iletişimi kaybettik. Bununla video çekecektik. Korde nerede Korde? 1500. 1000 gözükür bence sıralamada. Hatta bir, aha Sniper 7 cehennem. Ve çocuğun ikinci rank 30 uymuş. Shelly'si de 30 rank. Vay canına lan. Firmus'u da 30 rankmuş. Ne zaman yapmış? Ta. Üf. Ta ne zaman? Helal lan 3. rank 30'u. Bravo cidden. Maggie de şu an 30 kupa yapıyor. İşte abi dedi Maggie yapsam olur mu dedi. Kanka dedim Mac çok var kanalda. Mac olmaz. Mac çok fazla var. Mac çok fazla var. Hani mağara arasında yaparsam Maggie eyvallah ama yok yani Mac çok var. Olmaz yani ama videoları attığın için teşekkür. Arkadaşımız profili bu. 8300 zaferi var. 2K solo, 1.5K duo. Çok normal profillerine göre iyi yapmış yani. Bu kadar solo ve duosu olup da 1000 kupa yapamayan çok fazla insan var. Ve onlara ilham olmak için de bu videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Arkadaşımıza teşekkür videolar gönderdiği için güzel videoydu. Maçlar da güzeldi, hoşuma gitti. Sizlerle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın, bay bay.